Kadınlar mı iş yerlerine daha bağlı, erkekler mi? Bu konuda geniş katılımlı bir araştırma yapıldı. İşte araştırmanın sonuçları. Gününüzün ne kadar iş yerinde geçiyor? 24 saat. 12 saat. 10 saat, 12 saat. 8 saat, yolla birlikte 10 saati falan buluyor. Kendi aile şirketimiz olduğu için 18 saat iş yerindeyim. Geçim telaşı, kariyer planlamaları ve sorumluluklar. Çalışan insanlar günün büyük bölümünü iş yerinde geçiriyor. Peki bu durum onları nasıl etkiliyor? İş yerinde kendiniz olduğunuz gibi hissedebiliyor musunuz? Hayır, hissedemiyorum. Neden? Ya iş yerindeki hiyerarşik düzenden dolayı. İşime, bir eşime, bir de aşıma aşığım ben. Sevmezsen bu işi yapamazsın. Hiçbir sorunum yok. Kadınların ve erkeklerin iş hayatındaki rollerine yönelik bir araştırma gerçekleştirildi. 35.500 katılımcının verdiği cevaplar değerlendirildi. Her ne kadar Türkiye'de erkek çalışanların sayısı fazla olsa da 6.8 katlık bir farkla kadınların kendilerini daha çok işine verdiği ortaya çıktı. Üstelik kadınlar uzun süreli çalışma ve kariyer planlamaya da 5 kat daha fazla yatkın. Sizce kadınlar mı yoksa erkekler mi daha iş yerinde verimli olabilir? İşine göre ama genelde erkekler çalıştığına göre yüzde olarak ele alırsak erkekler daha verimli. Kadınlardan İşine ziyade göre, erkekler daha fazla ne olduğuna göre güven veriyor veya şey veriyor. Biz onlara istediğimiz şeyler söyleyebiliyoruz. Bazı böyle havalar olmasa kadınların tabii bazı sıkıntılar olmasa daha rahat. Ama kaprisler çok. Kadınlar kendi işine yani çok çalışkan, evde de çalışkan, dışarıda da çalışkan kadınlar her yerde. Kadınlar. Erkekler. Kadınlar. Erkekler tabii ki. Valla erkeklerde biraz kıvırma payı var da kadınlarda yok. Araştırmada en büyük fark iş yerinden alınan izin konusunda görüldü. Erkeklerin %83'ü izinlerini sıklıkla kullanırken kadınlarda bu oran %77 oldu. İzin kullanıyor muyum? Patronum yanımda. Evet, istediğim zaman izin kullanıyorum. Kafi, dünya standartlarında ne kadarsa ben de o kadar kullanabiliyorum. Biliyorsunuz doğum izni, şu izni daha fazla oluyor bayanlarda. Kadınlar ve erkekler iş yerinde alınan sorumluluklarla ilgili de fikir ayrılığına düştü. Yöneticilerin sorumluluk aldığını düşünen erkeklerin oranı %63 iken kadınlarda bu oran %67. İş arkadaşlarının aldığı sorumluluklar değerlendirildiğinde ise kadınların %74'ü iş arkadaşlarından memnun olurken erkeklerin sadece %69'u bu soruya olumlu cevap verdi. İş arkadaşlarının sorumluluk alıyor mu yeterince? Kesinlikle alıyorlar. Alırlar çünkü böyle ters bir dünyada yaşıyoruz ki. Alıyorlar. Verirseniz alıyorlar. Zor ya. Zor. Araştırmaya göre iş hayatında erkekler bireyselliği daha çok ön plana çıkarıyor. Kadınlarda ise takım ruhu hakim. Bu da kadınları iş yerinde daha verimli yapıyor. Sizce iş yerinde bireysellik mi takım ruhu mu? Bireysellik oluyor tamamen ama takım ruhu daha iyi tabii. Duruma göre değişir. Yani yaptığınız işe göre değişir.